Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle PMI'ın yayınladığı yeni güncelleme verilerini paylaşmak istiyorum. 24 Mart 2021 tarihinde bu güncellemeyi yayınladılar ve içinde önemli detaylar var. Şimdi bazı maddeleri birlikte inceleyelim. Özellikle burada 7. baskı ile ilgili, 7. versiyonla ilgili bir güncelleme olduğu yazıyor. Daha detaylara indiğimizde özellikle vurgulamamız gereken dördüncü maddeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu maddede 7. baskının gelmesiyle beraber önceki baskılar anlamını yitirecek mi şeklinde bir soru var. Burada cevap olarak PMBOK 6'nın içindeki konseptin hala geçerli olacağını ve özellikle referans olarak kullanılacağını görüyoruz. Bir sonraki paragrafta ise proje yöneticilerinin süreç gruplarını, PMBOK'un altının içindeki süreç gruplarını ve girdiler, araç teknikler ve çıktıları çok etkili bir şekilde, başarılı bir şekilde kullandıklarını fark etmişler. Bu çerçevede bunların geçerliliği, PMBOK 6'nın bu bilgi birikimindeki geçerliliğe dokunmadıklarını, yani bu geçerlilik devam ettiğini anlıyoruz. Devam edelim. Hatta bir sonraki maddede bakınız hala süreç gruplarını ve bilgi alanlarını kullanabilir miyim? Bu sorunun cevabı evet olarak verilmiş. Bir metodun, eserlerin veya oluşturulacak bir proje yönetim modelinde temel alınacaktır, alınabilecektir. Süreç grupları da geçerliliğini korumakta ifadesini görüyoruz. Bir sonraki sayfada 7. maddede bakınız çevik yaklaşım PMBOK 7'nin içinde yer alacak mı gibi bir ifade var. Bunun cevabını özetle evet diye verebiliriz. Burada 12 tane çevik prensibin PMBOK 7 içinde tanımlanacağını fakat bunların genel olarak yer alacağı yani herhangi bir metoda özel, örneğin Scrum gibi bir yaklaşıma özel açıklama olmayacağını tanımlayabiliriz. Çok önemli bir diğer ifade var. Şimdi PMBOK 7'de kitap sayfa sayısının 330 civarında, 330 sayfalık bir kitap olacağını görüyoruz, öğreniyoruz. Bakın burada da şunu var, 9. madde, 1 Ağustos 2021'de kitap yayınlanacak diyor. 8. maddede ise şöyle bir soru var. PMBOK 7'yi aldığınızda kitabın sayfa kalınlığı PMBOK 6'ya göre daha kısalacağı için bazı bölümleri çıkarmış olacaklar. Özellikle girdiler, araç teknikler ve çıkışlar yer almayacak. İşte onlar PMI Standard Plus sayfasının içinde yer alıyor. YouTube kanalımda ben ara sıra PMI Standard Plus'tan hatırlayacaksınız bazı videolarım var. Bölümler açıp onları bakın PMBOK'tan şu sayfa burada anlatılmış diye özellikle dile getiriyorum. Bu yüzden artık PMI içeriklerini PMBOK denen kitabın içinde tutmayacak ama online olarak bu Standard Plus'ın içinde tutacak. Bu yüzden sınava çalışacak olan kişilerin bu ara sıra PMI Standard Plus'a girip oradaki bilgileri de incelemesinde, okumasında fayda var. Orada hem blog sayfası şeklinde hem de bazı case study'ler de onun içinde, o sayfanın içinde yer alıyor. Ben de elinden geldiğince Türkçe'ye çevirip sizlerle bu videolarda paylaşmaya gayret ediyorum. Hatta şimdi sizi tekrar Standard Plus'a götüreyim. Buna bir örnek yapalım. Ekranımı durduruyorum. Bu arada bu yayını arkada gördüğünüz gerçektir. Turunç'tan yapıyorum. Marmaris Turunç'tayım şu anda. Şimdi arkadaşlar göstermek istediğim sayfa standardplus.pmi.org'un içine girdikten sonra sağ üst köşede bir kayıt işlemi var. Kayıt olduysanız direkt buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ben önceden kayıt olduğum için giriş yapıyorum. Ve bakınız blog sayfası niteliğinde yazılar var. Kilit kaynakları yönetmek, COVID-19 projesiyle ilgili bir şey yazmışlar. E tipi insan, buna karşılık T tipi insan, bununla ilgili bir video koymuşlar. Bunu seyredebilirsiniz. Bir case study var. Modifying communication for project, proje başarısı için iletişimi şekillendirmek. Bakın bununla da ilgili aşağıda organizasyonun hangi firma olduğu, hangi sektörde öğrenilen dersler, bu projenin arka planı, problemin ne olduğu, nasıl çözümlendiği, ortaya çıkan sonuç. Bu birisiyle yapılan bir röportajın neticesinde hazırlanmış bir içerik. Bunun gibi pek çok içerik var.
Bir sonraki bir yazı, bu da ürün birikimlerini önceliklendirmenin yöntemlerinden bahsediyor. Göstermek istediğim şu, bakın sağ üst köşede View Source'a tıklarsak, bu yazı acaba PMI'ın hangi dokümanındaki yazıya karşılık hazırlanmış? Pinback'la beraber gelen çevik kılavuzu biliyorsunuz. İşte oradaki 5.2.3 Backlog Refinement'ın içeriğini burada örnek olarak vermişler. Buna yönelik bir yazıyı da buraya yine bir case gibi birisiyle yapılan röportajın içeriği olarak anlatmışlar. Bunları eğer İngilizce'de zorlanırım derseniz Explorer'da veya Google Chrome'da direkt Türkçe'ye çevirme imkanı var. Önceden de birkaç kez göstermiştim. Türkçe'ye basmak suretiyle hemen çevirisini bilgisayar size yapar. Tabii ki bazı cümle düşüklükleri oluyor ama rahatlıkla bunları okuyabileceğinizi buradan söyleyebilirim. Bakın sayfayı ilerletiyorum. Uyarlanabilir yaklaşım için takım ortamları denmiş. Çevik kullanarak projeye nasıl finansman sağlanır? Esas Pinback'tan bir şey bulmak istiyorum şimdi. Yine bunlar hep çevikle ilgili. Özellikle son zamanlarda hep çevik yaklaşımlar var. Arkadaşlar şimdi bir tane örnek buldum. Kazanılmış değer analiz şablonu yazıyor. Bu şablon olarak şuradan download da edebiliyorsunuz bunu. Ama göstermek istediğim bu kazanılmış değer analizi Pinback'ta nerede geçiyor? Kaynağına bakalım dediğimizde bakın Pinback 6. versiyonda. İşte bu detayda Pinback 7'de bilgi yer almayacak artık. Ama Pinback 7'si olan birisi kazanılmış değer analizinden sorumlu mu? Kesinlikle sınavda sorumlu olmaya devam edecek. Peki bununla ilgili bilgileri ya Pinback 6'yı bulmak zorunda ya da buraya gelip PMI Standard Plus'tan ilgili konuyu bulduktan sonra bunun detaylarını şimdi açtığım gibi kaynağı okuyarak incelemesi gerekecek. Bu iş birazcık zorlaştı bence bu çerçevede. Çünkü sadece Pinback 7'niz varsa yani Pinback 6'yı da açıkçası bulmanız gerekecek. Çünkü burası parça parça konu bazında bölünmüş. Yani bu konu 7 nokta nerede dedik? 4'ün içinde anlatılan bir başlık. Ama bunun 7.1'i var, 7.2'si var, 7.3'ü var. Onları da aşağıda başka yazıları göreceksiniz. O yazıların içinde bulabilirsiniz. Converting Earned Value Management for Agile mesela bununla ilgili yazı neredeymiş? Bu da çevik yaklaşımların içinde 5.4.1'de yer alıyormuş. Kitabın içindeki 5.4.1'den esinlenerek burada bilgi paylaşmışlar. Hatta yine birileriyle röportaj yapmışlardır büyük ihtimalle. Evet, burada Miami, Florida'dan birisiyle röportaj yapılmış. Buradaki konuşmalarda dediğim gibi çevik kılavuzdaki 5.4.1'in içinde anlatılan konularmış. Kısaca Pinback 7 geldikten sonra Pinback 7'yi almanızın yeterli olmadığını burada bir yerde göstermek istedim. Pinback 7'yi almakla PMP sınavına hazırlanmak pek mümkün olmayacak. Az önce gösterdiğim gibi Standard Plus sayfasına gidip orada yazan yazıları da incelemeniz gerekecek. Veya Pinback 7'de anlatılan konuların daha detaylarının Pinback 6'da olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü PMI Pinback 6'daki bilgi birikiminden vazgeçmiyor arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Biz de eğitimlerimizi verirken Pinback 7'yi nispeten daha az referans göstereceğiz. Pinback 6'yı daha fazla referans göstereceğiz gibi gözüküyor. Evet, bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.